Hocam iyi pazarlar. Ceyda ve Şeyda tez emir ikizlerinin ses analizini yapar mısınız? Yapalım. Kimmiş hiç bilmiyorum. Bugün böyle birazcık bilinmeyenlerden seçelim. Benim bilmediklerim tabii ki. Sizler biliyor olabilirsiniz. Oo. Ceyda Tezemir, Şeyda Tezemir nazar değmesin. İki güzel kızımız. Haydi bakalım. Hem de canlı performans. Vallahi billahi. İkizler mi? Evet, ikizler. Bakalım ikizlerin ses karakterleri birbirine benziyor mu? Aa, ya var ya bir şey değil mi? Şimdi ikisini gördüm ve çok naif falan bir anda hani şey bekliyorsun. Ra, çok yumuşak bir şey. Neyine güveniyor deyince ne oluyor? Hani kızlar nereden geldi bu içinizdeki arabesk tutkusu bir anda? Piyanom gitti. Piyanom gitti çünkü davula geçti. Neyine güveniyor kalbim? Re üzerinden okuyorsunuz. Yani do'ya kadar geldi. Tabii geçiş notlarından biri. Sanki ses karakteri. Sanki böyle mezzo gibi bir renkler değil mi? Koyu bir rengi var. Şu an okuyan kim? Ceyda mı? Şeyda mı? Öğreniriz. Ceyda hocam şu an okuyor. Ceyda, sen nereden biliyorsun Elif? Stalker? Ben takip ediyordum da Hayda. arkadaşlar Tamam peki. Evet, ses renkleri farklı ama birbirlerine. Şimdi mesela bu sesi dinleyin. Kın daha ağız içinde şekillendiğini görüyorsunuz. Şimdi Şeyda girdiğinde de daha nazalda. Koyu. Tamamen burnunda Şeyda'nın sesi. Yine de ağzını açmıyor değil. Güzel. Ama burnuna tıkılmış durumda. Ne kadar ilginç değil mi? İkiz insanlar ama ses renkleri bariz bariz farklı. Koyuluğa bakın. Şimdi iki sebep olabilir. Bir tanesi mesela Şeyda biraz böyle özellikle nefes yollarıyla alakalı, böyle bir faranjitle aranjitle alakalı ve bir sıkıntısı olabilir. Biraz daha sesi çünkü kirli geliyor. Ceyda'nın sesi daha net parlarken Şeyda birazcık sanki böyle daha sıkışık ve rahatsızmış gibi. Görüyorsunuz değil mi? Daha parlak, net. Hayat beni başlamaz, yarını bilmem. Evet. Alışkanlık tabii ki Şeyda'yı daha fazla tiyerse doğru yönlendirmiş olabilir bu becerisi ve bu sesindeki farklı karakter. Bazı şimdi mesela Ceyda o kadar keskin ve net okuyor ki Şeyda girdiğinde hafif sanki bir file gibi bir okuma hissediyorsunuz. Yani biraz boğaza düşüyor. Zaman tizler de var ama belki ses sağlığıyla alakalı da farklı şeyler var içeride. Ve back vokalde çok acayip nefis bir tını olarak kendini doğal olarak o tarafa doğru yönlendiriyor olabilir. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mesela acaba Ceyda ile Şeyda arasında şöyle bir fark olabilir mi? En çok tizlerimi ben daha çok zorluyordum diyen Şeyda mı acaba? Yani çünkü hani kendine kaldığında insan ya şöyle deneyeyim, dur şunu da deneyeyim denediğinde acaba Şeyda mı daha çok dizini zorluyor, Ceyda mı zorluyor? Bence Şeyda çok zorluyor. Ya ses karakteri daha tizleşmesi yönünde bir isteği talebi olabilir. Bunlar benim fikirlerim. Tabii ki öyle de olmayabilir ama benim şahsi düşüncelerim. Ve bunun sonucunda ses karakteri tize doğru geliyor.
biraz daha parlak ve tize doğru açılıyor. Fakat bu oluşurken seste hafif hafif yıpranmalar da oluşuyor. Bana göre Ceyda'nın sesi Şeyda'ya göre, Şeyda'nın sesi biraz daha hafif yıpranmış duruyor. İkisi de şu an, oysa ki tizlerde parlak okuyorlar. Ama pusu duyuyorsunuz değil mi? Bakın. A diye açtığında bakın. Bu dip sesi duyarsınız. Ki bakın parlatıyor da aslında. Ama sanki tizleri daha çok zorlayan o. Kamera kullanışları güzel. Bir tek problem şu Ceyda ve Şeyda'da bence. Bu kadar oturmaya alışmasınlar. Yani bu kadar oturma çok rahatsız edici. Gerçekten çok rahatsız edici. Yani bir şarkıcının çünkü bütün şarkı kondisyonunu, sahne kondisyonunu yok eden bir şey. Artık YouTuber şarkıcıların hepsinde görüyoruz bunu çünkü yani. Sahneye çıktığı zaman hepsi böyle buz gibiler. Ya ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani nasıl anlatayım? Bu güzel bir eğlence olarak kalsın hayatlarında ve bunu direkt sahneye taşıma peşine koşsunlar bence. Şimdi bakalım Ceyda okurken o tizleri nasıl verecek? Daha sağlıklı geliyor değil mi? Evet güzel ama ikisi de güzel okuyor. Onu kabul edelim. Tamam. Nameler falan lezzeti daha bir Ceyda'da fazla geldi bana. Allah Allah. Bir de böyle söylerken hafif yukarı falan baktığı için böyle o acıyı katmerli. Çarpı iki. Ama o kamerayı da iyi kullanıyor. İkisi de iyi kamera kullanıyor. Yani şurada tak kalkıp kameraya bakmak işte ustalık işi bak. Kendime söylüyorum, kendi dünyamda çok yaşıyorum parçayı ama size de bakıyorum. Sizi de unutmadım. Ne güzel şeyler bunlar arkadaşlar. Bunlara böyle yermek için söylemiyorum. Böyle olacak zaten yani. Seyirciyi unutmayacak da bir şarkıcı. Ne yapacak? Kendine mi söyleyecek sürekli? Evet, tizler tekrar tiyerslerle geldi Şeyda'nın. İki kızımızı da tebrik ederim. Gerçekten güzel yetenekler. Küçük küçük farklar var aralarında. Bu söylediğim şeyler böyle büyük aradaki açılımlar değil. Minik minik detay farkları var. İkisi de mezorenge mekziyor. Birazcık Şeyda'nın daha tizlerinin olabildiğini düşünmekteyim var ben. Altta müthiş. Yorumlar dehşet. Böyle bir eşim olsa sebebim belli. Siroz. Hayda. Çok acayip. Yorumlara bakalım şöyle. Evet. Herkes bayılmış. Gerçekten bayılmış. Evet. Bir de kanalı var. Ceyda Temizer isimli bir kanal. Ve bu kanalda birçok videolar var. İsteyenler. O Feracim'in ucu sırma okumuş. Buyurun şok. Çok severim. Biraz boğaza düşerek tabii. Akorlar tam olmadı ama. Evet çok güzel. Ses kontrolü çok başarılı gerçekten. Evet. Belli ki müzikle yaşayan bir aile. Müzikle yaşayan iki kız. Becerileri çok fazla ve profesyonellik dönemindeler bence. Hani bilmiyorum ama bu çok amatör bir sesin yapacağı iş değil. Evet çok kabiliyetli.
Çok kabiliyetliler.